Ünlüler dünyasında haber bitmiyor. İşte son dakika gelişmelerinden derlediğimiz haber turumuz. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Özge Özacar'ı cadde turunda görüntülüyoruz. Esra Dermancıoğlu kanda kendisi de dahil birçok güzelin giydiği kıyafetleri eleştirmişti. Özge Özacar konuya farklı bir yerden bakıyor. Açıkçası hani festival ortamlarına ben başka bir gözle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Her sene Adana Film Festivali'ne de, Antalya'ya da, İstanbul'da da eşlik etmeye ben çok özen gösteriyorum ve biz oyuncular için, iş ortağımız olan yapımcılarımız, teknik ekiplerimiz için festival ortamları çok kıymetli. Çok güzel networkler yapıyoruz ve daha iyi işler üretmek için çok güzel sohbet ortamları oluyor. Aslında hepimizin Kana, Venedik'e, başka yerlere gitmemizi buradan ele almak gerekiyor. Biz daha güzel işler üretebilelim diye Türk sanatçılar olarak, Türk oyuncular olarak orada yer almaya çalışıyoruz. Bence daha fazla oyuncu da orada olsun. İyi ki de gittik, güzel oldu bence. Halit Ergenç'i Bebek'te görüntülüyoruz. Başarılı oyuncunun yeni projesinin detaylarını merak ediyoruz. Şimdi bir tane adam var, bir tane kadın var. Ne yapıyorlar onu anlatırsanız. Ama enteresan. Aşk mı? Bir adam ve bir kadın. Ona... Her şey. Eşi Bergüzar Koreli soruyoruz. Güzel oyuncu çocuklarla birlikte Londra'daymış. Bergüzar Hanım'ı soralım abi, nasıl kendisi? İyi. Londra'da bildiğimiz kadarıyla. Evet, çocuklarla beraber. Ben de bir iş için geldim buraya, hemen döneceğim. Kendisini ama. Evet. Ben de ufak bir iş için geldim. İyi orada. Çocuklar büyüyorlar şükür. Okula gidiyorlar. Gidiyoruz geliyoruz yani. Esra Dermancıoğlu'nun Kana giden Türk oyuncuları eleştirmesini Halit Ergenç'e de soruyoruz. Gitmişler. Yani. Gitmesi gerekenler gitsin o zaman. Yani bir şekilde bilmiyorum nasıl oluyor iş. İşin dengesini de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben burada bunu söylüyorum ama bana da oradan laf söyleyecek insanlar çıkacaktır. Dolayısıyla hani bu işin dengesi neyse o şekilde yapılsın o zaman. Ya bilmiyorum yani kim yapıyor. Ben gitmedim. Durumu da bilmiyorum. Yorumda bulunmam yani biraz uygunsuz olur. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes dilediği fikri söyleyebiliyor. Sosyal medyada atış serbest anladığım kadarıyla. Burçin Terzioğlu'nu havalimanında görüntülüyoruz. Yolculuk nereye acaba? Monako'ya gidiyorum. Bu haftanın gündemi Kana giden güzellerdi. Burçin Terzioğlu meslektaşlarının kırmızı halı kıyafetlerini nasıl buldu acaba? Yani hepsi kırmızı halıda ya da temsil ettiği markaların önünde çok güzel görünüyorlardı. Güzel görünüyorlardı. Çok o polemiklere girmem ben biliyorsunuz. Anladım nereye geleceğini ama teşekkür ederim. Yalnız görüntülüyoruz Burçin Terzioğlu'nu. Bir süre daha yalnız görüntüleyecekmişiz güzel oyuncuyu. Uzun zamandan sonra yalnız gördünüz. Bu müddet böyle. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş da havalimanındaydı. Onlar da Burçin Terzioğlu gibi Monako yolcusuymuş. Kana değil, Monako'ya. Evet, aynen. Yine bir davete gidiyorsunuz galiba. Aynen. Burçin Hanım'la gitti aynen. Şu anda. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz Hakan Bey? İyi misiniz, siz nasılsınız? Her şey yolunda, sağ olun. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti evlilik sorularını yanıtsız bırakıyor. Evet. Hiç zorlamayalım. Ya ilişkiyi sorsaydık nasıl gidiyor, bir evlilik falan var mı? Çok teşekkürler. Sabah çok erken. Hadise'yi konser dönüşü havalimanında görüntülüyoruz. Sabah erken saatler olduğu için konuşmak istemiyor. Arkadaşlar saat 6:42 rica ediyorum. Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftini İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Çiftin bu hafta 13 yıllık evliliklerini sonlandırmak istedikleri konuşulmuş, ardından çift sosyal medyada bu paylaşımı yaparak iddiaları yalanlamıştı. Zeynep Demirel çıkan boşanma haberleriyle ilgili bakın neler söyledi. Şimdi biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la tanıştım ve biz çıkmaya başladık. Keza Volkan da 27 yaşındaydı. Dolayısıyla biz beraber büyüdük ve her evlilikte olduğu gibi bizim de zaman zaman tartışmalarımız, fikir ayrışmalarımız oluyor. Fakat teyit etmeden bir dava açılmış gibi bunun haber yapılması, sonuçta bizim iki çocuğumuz var ve biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Böyle bir şeyi doğru bulmuyorum. Bu sadece bize yapılsa dahi, bize sadece yapılması değil yani başka bir çifte de yapılsa kızlar. Çünkü magazin basının belki her çifte saygı göstermesi gerekiyorken çocuğu olan çiftlere daha ekstra bir saygı göstermesi gerekiyor bence. Zeynep Demirel boşanma haberlerini tamamen yalanlıyor. Böyle bir şey yok. Bu tamamen yalan bir haberdi ve biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik o gün. Rica ediyorum bizden sonra da olur da böyle bir şeyler yapılmasın. Çünkü bu sen ne diyorsun? Yani bu çok vicdansızca bir hareket bence. Türk güzellerin Cannes'daki gövde gösterisi devam ediyor. Cannes'da boy gösteren güzellere leopar desenli kıyafetiyle Melis Sezen de eklendi. Leopardan vazgeçmeyen Melis Sezen, yaz başında da leopar bir mayo tercih etmişti. Türk leoparı Melis Sezen'in Cannes'da kaldığı oteldeki ilginç videosu da dikkat çekti. Ve Hande Erçel, Cannes'daki kan kırmızı kıyafetinin ardından bu kez bambaşka bir kıyafetle kırmızı halıdaydı güzel oyuncu. Cannes'daki Amfar Galası'nda şıklığıyla göz kamaştıran Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'yla da bol bol paylaşım yaptı.